Karagül, Şer kuşağına karşı Akdeniz'den İran sınırına kadar Türkiye kalkanı. Hiçbir terör örgütü Türkiye'nin güney sınırlarının sıfır noktasında barındırılamaz. Suriye ve Irak'ın kuzeyinde kontrol kuramaz. Bu kuşakta hiçbir yabancı ülkenin, yabancı gücün, yabancı askeri unsurun denetim kurmasına izin verilmemeli. Bu ülkelerin, bu silahlı unsurların bölgede ittifak yaptığı çevrelerin, oluşumların, Aynı kuşaktaki bütün hareketliliği daraltılmalı, engellenmeli, yok edilmeli. Artık mezhep kimliğiyle, etnik kimlikle, çıkar ortaklıklarıyla konuşma, düşünme, hareket etme döneminde değiliz. Çok uluslu işgallerin Türkiye sınırına yüzlerce kilometrelik alana yığınak yaptığı bir dönemde terör örgütleriyle sınırlı, etnik kimlikle bağlantılı bölge algılaması intihardır. O örgütler dış tehdittir. Yarın Türkiye'ye aynısını yapacaklar. O örgütler sadece çok uluslu işgalin ülkeleri parçalama planlarının uzantıları, tetikçileridir. Onlar da birer dış tehdit, işgal gücü muamelesi görmelidir. Çünkü onlar bölgedeki bütün ülkelerin, milletlerin, coğrafyanın, siyasi tarihinin düşmanları haline gelmiştir. PKK öyledir. PYD öyledir. DAEŞ öyledir ve son olarak bunlara Mesut Barzani de eklenmiştir. Bu çevreler ve örgütler kimlikler üzerinden bölgesel etkinlik kurarak batılı istilaya zemin hazırlamakta, coğrafyayı paramparça etmenin yolunu açmaktadır. Irak işgali kadar yıkıcı sonuçlara yol açmakta, Irak'ı istila eden batılı ordular kadar yabancı unsur olarak iş görmektedir. Bu örgütlerin Irak ve Suriye'de üstlendikleri rolü Yarın İran'a karşı, Türkiye'ye karşı da üstleneceklerine dair hiçbir kuşku yoktur. Bu ihtimali göz ardı eden her ülke yarınını kaybedecek. Bu açık tehdidi göremeyen ve tavır alamayan her siyasi görüş ve hareket yarın yok olacaktır. Bu örgütlerle iş tutmaya çalışan herkes, her ülke coğrafyanın yarınını yok edecek, batılı istilanın bütün bölgeye yayılmasına katkıda bulunmuş olacaktır. Bu ülke PKK Barzani parantezine sıkışamaz. 21. yüzyıl coğrafyası yeniden şekillenirken bütün bölge dışarıdan gelenlerin istilasına uğrarken yeni haritalar masa masa dolaşırken her ülke için bölünme projeleri devreye alınırken Türkiye gibi yüzlerce yıllık siyasi birikime ve tecrübeye sahip bir ülkenin dar anlamda örgütler arasında sıkışmış bir siyasi tavra mahkum edilmesi düşünülemez. Barzani'ye göre, PKK-PYD'ye göre, DAEŞ'a göre politika belirlemesi, güvenlik stratejisi oluşturması beklenemez. Tarihi derinlikle, coğrafyanın bütününü öne alarak, Türkiye'nin Selçuklu'dan bu yana devam eden siyasi aklıyla hareket etmemiz bir zorunluluktur. Çünkü bu, hem Türkiye'nin geleceğinin, bütünlüğünün, daha da büyümesinin anahtarı, hem de ülkemize yönelik çok boyutlu kuşatmayı yarmanın, o kıskançlığı alt etmenin tek yoludur. Dünyadaki bütün fay hatları hareketlendi. Hal böyleyken, dünya inanılmaz bir güç hesaplaşmasına girmişken, Doğu Avrupa'dan Pasifik'e kadar bütün fay hatları hareketlenmişken, nükleer kıyamet senaryoları konuşulurken, en güçlü ülkelerin geleceğe bile tartışılabilirken, Avrupa Birliği gibi çok uluslu ortaklıklar dağılırken, uluslararası sistem tamamen çökmüşken, küresel ölçekte bir yeniden yapılanma ve bir güç haritasının biçimleneceği ortadayken, Türkiye'nin sadece Barzani'nin küçük hesaplarıyla, PKK-PYD'nin terör oyunlarıyla kendini sınırlaması çok büyük bir siyasi körlük olacaktır. Bütün bu sorunları etnik tartışma aralığına sıkıştırmaya çalışanlar, Türkiye'yi öyle yönlendirmeye çalışanlar, o siyasi aklı sulandırmaya kalkışanlar, o çok uluslu işgalin ortaklarıdır, Türkiye içindeki unsurlarıdır. Yüzlerce yıllık yöntem, şer kuşağını imha et. Bin yıllık siyasi tarihimiz işte bu kritik kavşaklarda aldığımız rasyonel kararlarla, gerçekçi operasyonlarla sağlandı. Bütün ajitasyonları, çırtkanlıkları aşıp, tarih, coğrafya ve gelecek okumadaki maharetlerle sağlandı. Türkiye, Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki şer kuşağını kendini imha etmeye ayarlı dış tehdidi yine aynı yöntemlerle aşacaktır. O derin siyasi akılla hareket edecektir. Tek yolu da budur. Tarih yapıcı irade, miras genetik budur. İşte bu yüzden tehdit de savunma da çok büyüktür. Etkisi yüzyıllara yansıyacaktır. İdlib operasyonu oyun bozucu bir öz savunmadır. Türk askerinin İdlib'e girişi sıradan bir güvenlik operasyonu değil, İşte bu aklın ürünüdür. Sadece Suriye'nin toprak bütünlüğünü sağlamayı değil, yeni coğrafya harita oluşumunun önüne geçilmesi çabasıdır. Buradan bakınca İdlib'le sınırlı kalması düşünülemez. Afrin'deki dış işgali, Aynel Arap'taki Amerika PKK varlığını, Yüzlerce kilometrelik sınırdaki bütün terör ve yabancı güçlerin varlığını Irak'ın kuzeyindeki Amerika İsrail işgalini bertaraf edecek çabalar bundan sonra izlenecek tek yoldur. İdlib müdahalesi Amerika ve bölgedeki terör örgütlerinin Türkiye'yi çevrelemeye, kuşatma altına almaya, ardından içeriden ve dışarıdan müdahale planlarına dönük oyun bozucu bir öz savunma girişimidir. Afrin'e ve terör koridorunun doğu bölgelerine genişlemezse bu operasyon başarısız olacaktır. Hedeflenen sonuç alınamayacaktır. Barzani istihbarat ağına PD kriptolarına dikkat. Fırat Kalkanı nasıl Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonraki en ciddi jeopolitik hamle ise bölge içi ve bölge dışı şer ortaklığının oyununu önemli ölçüde geciktirdiyse bu operasyon da o oyunu tamamen bozacak niteliktedir ve oyun boşa çıkarılıncaya kadar devam etmelidir. Yeter ki içeriden ve dışarıdan sabote edilmesin. Yeter ki içerideki barzani istihbarat ağı ve PYD kriptolarına dikkat edilsin. Yeter ki müttefiklerle terör koalisyonu ortaklığının zihin karıştırıcı müdahalelerine izin verilmesin. Yeter ki İdlib'le sınırlı kalmayıp Türkiye'yi kuşatmaya dönük daha doğuda kurulan işgal bölgelerine doğru genişlesin. Türkiye bu oyunu bozacak güçtedir. Bunun için gerekli siyasi akıl ve gelecek öngörüsüne sahiptir. Siyasi irade işte o tarihi birikimden ve coğrafya gerçeklerinden beslenmektedir. Bu iradeyi alabildiğine güç vermek boynumuzun borcudur. Bir tarih kavşağındayız. Birinci Dünya Savaşı sonrası ilk kez tarihin dönüşünü, batının durgunlaşmasını, doğunun yükselişini, Türkiye'nin vesayetten kurtuluşunu, Atlantik İttifakı'nın dünyayı yönetme gücünü kaybetmesini, Orta Doğu'dan daha kötü bir şekilde batıda ve doğudaki bazı fay hatlarının kırıldığını görüyoruz. Kimse bizi başkasının öfkesiyle korkutmasın. Bu tarih dönüşü önümüze iki seçenek çıkardı. Ya küçüleceğiz ya meydan okuyup büyüyeceğiz. Küçülmek tarih dışına itilmektir, yok oluşumuzdur. Büyümek için cesur olmak, meydan okumak zorundayız. Kimse bizi başkalarının öfkesiyle korkutmasın. Başkalarının sopasıyla dövmeye kalkışmasın. Kimse bizi eskinin vesayetçi efendileriyle azarlamaya kalkışmasın. Artık o dönem geçti. Elini nereye kadar uzatabiliyorsan o kadar varsın. Parmaklarını dışarıya değil, içeriye uzatıyorsan, savaşı Türkiye içlerine taşıyorsun, çağırıyorsun demektir. Bizim işaret parmağımız dışa dönüktür. Büyük mücadele başladı. Kalbimize korku salanlara izin vermeyeceğiz. Yüz yıl sonra önümüze gelen fırsatı heba etmeyeceğiz. FETÖ, PKK veya bilmem ne örgütler üzerinden gelen işgal operasyonlarını yutmayacağız. Teyakkuz halinde olacağız. Diri bir mücadele eksenini sürekli hareketli tutacağız. İdlib operasyonu hem Suriye'nin bütünlüğü için hem de Türkiye'ye güçlü bir güvenlik kalkanı oluşturmak için zorunluluktu. Bu kalkanı İran sınırına kadar taşımak, örmek zorundayız. Akdeniz'den İran sınırına kadar Türkiye kalkanı. Çünkü Birinci Dünya Savaşı'ndan sonraki en büyük istila haritasını ancak böyle durdurabiliriz. Bu mücadeleyi başlattık. Fırat Kalkanı ile başlattık. İdlib Operasyonu'yla başlattık. Yarın başka operasyonlarla devam ettireceğiz. Sesimizin kısılmasına, dizlerimizin titremesine, kalbimize korku salınmasına izin vermeyeceğiz. Çok uluslu istilacıların yerleşmeye çalıştığı şer kuşağını imha etmek için Akdeniz'den İran sınırına kadar Türkiye kalkanı tek yoldur. İbrahim Karagül Yeni Şafak